Nur suresi 31. ayet der ki, mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama çevirmekten kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar. Süslerini açığa vurmasınlar. Ancak kendiliğinden görüneni hariç. Başörtülerini yakalarının üstünü kapatacak şekilde koysunlar. Allah böyle derken Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de şöyle diyor. Bakanlık olarak biz ne yaptığımızın farkındayız. Bu bir hükümet yönetmeliği olduğuna göre okulların tamamı için öyle bir niyetimiz olsaydı bütünüyle bu yönetmelikle başörtüsünü serbest hale getirirdik. Yaptığımız uygulama Allah'ın yukarıdaki emri doğrultusunda değil de eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda olan bir uygulamadır. Sayın Bakan hayatı boyunca ya Kur'an okumamış ki okusaydı bu yönetmeliğin bir tuğyan hali olduğunu, yani bir azgınlık hali olduğunu bilirdi, ya da bulunduğu makamda 90 yaşını aşmış at hırsızlarından dolayı halen ürküntü hali yaşamaya devam ediyordur. Bu hatırlatmayı laik kemalist sistemin savunucusu olan bir bakana yapmazdık. Şimdiki Milli Eğitim Bakanı muhafazakar bir partiden vekil olduğu için hatırlatma gereği duyduk. Buram, diren, özgürleş! Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer şimdiye kadar yaptığı ve bundan sonra yapabileceği işler arasında bundan daha saçma, daha tutarsız ve hukuksuzluğu teyit edici bir icraata imza atamazdı herhalde. Bakan Dinçer'in adeta bir özgürlük manifestosu havasında takdim ettiği sözde yeni yönetmeliğin 12 Eylül Cuntası tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikten temelde ciddi bir farkı olduğunu söylemek oldukça zor. Kılık kıyafet özgürlüğü olarak lanse edilen yönetmelik ne gibi bir yenilik getiriyor? Tüş bir çirkinlik ihtiva eden başörtüsünü dizüstü etek ve yırtmaçlı etekle kıyaslama alanında kendini gösteriyor. Başörtüsünü tayt, şort, yırtmaç, mini etek gibi şeylerle kıyaslama yoluyla başörtüsünü çirkinleştirmenin, kısıtlamanın ve bunu resmileştirmenin bürokratik oligarşinin ruhuna hizmet etmekten başkaca bir anlamı yoktur. Başörtülü öğrencilere ruhban muamelesi yaparken diğer bütün öğrencilerse seküler formu içselleştirmeye, yani dini hayat, kamusal hayat ayrımı yapmaya teşvik ediliyor. Laiklik demek ki AK Parti'nin eliyle zannedildiğinden daha ileri boyutlarda benimsenmiş durumda. Her ne olursa olsun bu yönetmelik yanlış ve zarar verici bir adım olmuştur. Bu kılık kıyafet yönetmeliği köhnemiş bürokratik oligarşiye taze kan, resmi ideoloji dayatmasının muhafazakar bir tezahürü olmaktan öteye bir değer taşımamaktadır. Üzülme, geçeme, Allah bizimle! Eyvallah, tamam. Bunu da çektim. Şimdi ben. Şimdi ben. Eskiler.